Isı ve sıcaklık konusunda, ısı alışverişi konusundayız. Isıl değme durumunda sıcaklıklar farklı cisimler arasında ısı alışverişi olur. Isı alışverişinin tek nedeni vardır arkadaşlar. Kütle değildir. Maddenin cinsi değildir. Sıcaklık farkıdır. Tek sebebi sıcaklık farkı. Bakın sıcaklıkları farklı olan maddeler arasında ısı alışverişi yapılır. Isı alışverişi cisimlerin sıcaklıkları eşit oluncaya kadar devam eder. Cisimlerin sıcaklıkları eşitlendiğinde de ısı alışverişi biter. Bu duruma da ısıl denge denir. Şöyle basit bir grafik olarak gösterecek olursak bakın arkadaşlar şimdi buradan farklı renk alayım. Şimdi yüksek olan sıcaklıktaki bir madde aşağı doğru inecek. Sonra sabit kalacak. Mesela şuradan da pembe olsun. Şöyle sıcaklığı düşük olan bir madde sıfır olsun. Mesela yükselecek. O da oraya denk gelecek. Bakın ikisi de birbirini kesişecek. Şurada denge sıcaklığına ulaşacaklar. Bakın yüksek olan madde ısı verdi, sıcaklığı düştü. Düşük olan madde ısı aldı, sıcaklığı yükseldi ve ısı aldı bakın. Ve denge sıcaklığına ulaştılar ve ısıl dengeye ulaştılar. Şu an aralarında ısı alışverişi yok şu bölgede. Evet, ısı alışverişi sıcaklığı farklı cisimler arasında gerçekleştirir. Sıcaklığı büyük olan cisim ısı verir, sıcaklığı küçük olan cisim ısı alır. Söyledik arkadaşlar. Isı alışverişinde verilen ısı alınan ısı her zaman eşittir. Bakın maddeler aynı miktar. Kim ne kadar ısı verdiyse mesela bu K cisminin verdiği ısıyla L cisminin aldığı ısı birbirine eşit olur. Aynı sıvıdan eşit kütleli karışım yapılırsa karışımın sıcaklığı aritmetik ortalamasından bulunur diyor. Evet böyle bir kolaylık var. Ama A, C yani öz ısıları aynı olacak. Su olacak mesela. İki ısı, su ve eşit kütlede karıştırıyorsunuz. Mesela 10 gram, şöyle diyelim mesela 10 gram, 10 gram, 40 santigrat derecede bir su ile yine 10 gram, 10 gram, 60 santigrat derecede bir su karışırsa diyoruz. Mesela bu da su olacak. Ne olur? Aritmetik ortalamalarından toplarsanız T ortak değil, T son diyelim. 40 artı 60 bölü 2'den 50 çıkar. Bunu kastediyor. Hem kütleleri aynı olacak hem de cinsleri aynı olacak. Aynı cins fakat farklı kütlede olursa o zaman şöyle bir formülümüz var bakın arkadaşlar. Ne C'leri aynı olduğu için alınmadı. M1 kütlesiyle T1 sıcaklığını çarpıyoruz. M2 kütlesiyle T kendi sıcaklığını çarpıyoruz. M3 kütlesiyle kendi sıcaklığını çarpıyoruz. Neye bölüyoruz? Toplam kütleye bölüyoruz. O buradan da son sıcaklığını hesaplayabiliriz. Isı alışverişinde ısı denge ulaşan cisimlerden ısı sahası büyük olanın sıcaklık değişimi de küçük olur. O şuradan kastediyor arkadaşlar. Q eşittir M çarpı C çarpı delta T deniyor ya. İkisi de aynı miktarda ısıyı aldılar. Q sabit ya. Şu büyükse sıcaklık değişimi küçük demektir. Veya tam tersi bu küçükse sıcaklık değişimi büyük demektir. Bunu kastediyor burada da. Evet, bakalım devamında bir şey var mı arkadaşlar? Evet, yok. Hemen burada örneklerimize başlayabiliriz buradan. Şöyle yapalım. Burayı bir temizleyelim arkadaşlar. Hemen. Şimdi diyor ki 60 santigrat sıcaklıkta 50 gram su ile 15 santigrat derecede 100 gram su ısıda yatırılmış kapta karıştırılıyor denge sıcaklığı. Hatırlarsanız hemen T dengeyi şöyle buluyorduk. Kütleleri farklı ise hemen kütleyle sıcaklığını çarpıyorduk. 50 çarpı 60 artı 15 çarpı 100 bölü toplam kütleydi. 50 ile 100'ü topluyorum. 150 ediyor arkadaşlar burası. Şimdi burası ne yapar? Şimdi şöyle yapalım. 1500. Burası da 3000 eder. 4500 eder yukarısı. Aşağısı da 150 eder. Bunun namını sadeleştirirsem bu da 3 eder. Buradan 30 kalır. Demek ki karışımın sıcaklığı 30 santigrat derecedir. Evet, bu örneğimizde öz ısı 1 gram olan
1 gram santigrat derece olan sıcaklığı 80 santigrat olan 100 gram sıvı, bu sudur zaten. Yine öz sıvı 0,8 olan sıcaklığı 58 olan 150 gram sıvı karıştırılınca denge sıcaklığı ne olur? Alınan ısı, bakın alınan ısı her zaman verilen ısıya eşit olacak. Kim ısı verecek? Sıcaklığı yüksek olan 80 verecek. Kim alacak? 58 olacak. O zaman denge sıcaklığı 80'den küçük olacak. Bu evet, alınan ısı derken bakın şu ve şu alttaki ikinci olan ısı aldığına göre onu yazalım bakın. 150 gram C'si de 0,8 ısı aldığı için sıcaklığı T58'den yüksek olacak. Delta T yerine T-58 yazarım. Verilen kim? Kim verdi? Üstteki verdi. Kütlesi nedir? 100, C'si 1. Sıcaklığı 80'den düşük olacak çünkü denge sıcaklığı bakın ne olur? Yüksek olan sıcaklıktan küçük, düşük olan sıcaklıktan büyük olacak ki ortada bir yerde buluşsunlar. Burası 120 eder arkadaşlar. Şurası 120 eder. Burada 100 var. Sadeleştirirsek bu gider. Burada 5 kalır. Burada da 6 kalır. İşte bunu parantez içine yazarsak 6T eksi 6 kere 8 48 elde var. 4 30 34 348 eder burası. Burası da 400 eksi 5T eder. T'ler bir tarafa, sayılar bir tarafa dersek 11T eşittir 748 eder. T'yi 748'i de 11'e bölersek 68 çıkar. Cevabımız 68 santigrat derecedir. C seçeneğidir. Bu örneğimizde deniz kenarında yapılan bir deneyde ısıca yalıtılmış bir kapta 0 santigrat derecedeki suya sıcaklığı 0 santigrat derecenin altında olan bir buz parçası konuyor. Isı denge sağlandığında kapta su bulunduğuna göre, bakın su bulunduğuna göre yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi 0 santigrat derecedeki su, bakın 0 santigrat derecedeki buz içine atıldığı zaman su ısı vermek zorunda. Niye? Eksi derecedeki buz 0 santigrat derecedeki sudan, onunki iç enerjisi daha yüksektir. Ondan ısı alacaktır, enerji alacaktır. Peki 0 santigrat derecedeki su enerji kaybettiği anda, ısı verdiği anda donmaya başlayacaktır. Demek ki suyun bir kısmı donmuştur. Ortamda hala su bulunduğuna göre bu su karışımı bir madde vardır. Bu su karışımları her zaman unutmayın arkadaşlar 0 santigrat derecedir. Ve kaptaki suyun bir kısmı donmuştur. Buzun eriyebilmesi için suyun sıcaklığının sıfırın üzerinde olması lazım. Bu eritemez. O zaman cevabımız ne olmuş oluyor? E seçeneğidir. Bu örneğimizde ısıca yalıtılmış bir kapta 0 santigrat sıcaklığında 100 gram buz vardır. Yani erime sıcaklığında buz vardır. Erime sıcaklığındaki buzun eriyebilmesi için tamamen emle ısısına ihtiyacı vardır. Yani 100 çarpı D'sini de vermiştir bize. 80, 8000 kaloriye ihtiyaç vardır. 8000 kalori alırsa buzun tamamı eriyebilir. Bu kaba yukarıdaki çizelgede kütlesi ve sıcaklığı verilen KLMNP sularından hangileri konusu tamamen eridir? Bakın bunların C'leri 1 olduğu için çarpıyorum. Burada 6000 eder, tamamını eritmez, bir kısmını eritir. Burası 7500 eder, tamamını eritmez, bir kısmını eritir. 8000, evet, tamamını eritebilir. Bu ise bakın buradan çarptığında 7200. 7200 eder. Bundan da çarptığımız zaman 9 kere 8, 72 aynı şey değil mi? Bu da 7200 eder arkadaşlar. Demek ki sadece eritebilecek olan M'dir. Cevabımız C seçeneğidir. Isıca yalıtılmış kaptaki suyun içine bir parça buz atılıyor. Isıl denge sağlandığında kapta ki buzun kütlesinin biraz azaldığı görünüyor. Evet, buz bir kısmı erimiştir. Buzun eriyebilmesi için
suyun sıcaklığının kesinlikle sıfırın üzerinde olması lazım. Sıfır santigrat derecedeki su buzu eritemez arkadaşlar. Hatta buzun sıcaklığı eksi olursa suyun bir kısmı da donabilir. Sıfır santigrat derecede buz da konarsa erime de gerçekleşmez. Kesinlikle sıfırın üzerindedir ki buzun bir kısmını eritebilsin. Suyun öz kütlesi azalmıştır. Bakın suyun öz kütle grafiği şöyle bir grafikti. Şöyle başlıyor, yükseliyor ve böyle iniyordu. Şurada 4 dereceydi. Tamam. Buzlu su olduğu için suyun sıcaklığı sıfırın üzerindedir ve sıfıra düşmüştür. Çünkü kapta buzun kütlesinin biraz azaldığını dediğine göre buz artı su vardır. Yani sıfır santigrat derecedir. Sıfır santigrat derece olacak öz kütlenin buradan azaldığı söyleniyor. Ama suyun sıcaklığı eğer şu değerlerde bir yerdeyse bakın değişmemiş de olabilir. Bakın. Şuradayken ki öz kütle değeriyle buradaki aynı kalıyor. Yani 8 santigrat derecedeki bir su ise öz kütle değeri değişmemiş denebilir. Azalmıştır denmez. 4 santigrat derece olduğunu söyleseydi evet öz kütle değeri azalmıştır diyebilirdim. Ama öyle bir bilgi yok kesinlikle dediği için. Buzun öz kütlesi artmıştır diyor. 0 santigrat derecede buz olabilirdi. Bir kısmı eridiği için de öz kütlesi değişmemiş denebilir. Eksi olsaydı evet artmıştır deriz. Evet sıcaklığı arttığı için. Ama dediğim gibi 0 santigrat derecelik bir buz da olabilir. Onu bilmediğimiz için kesinlikle diyemiyoruz. Burada o zaman cevabımız A seçeneğidir.